Üzerinden konuşmak istediğini söylemişti bir getirelim ekranlara e, bu karşılaşmada hem yeni Malatya Spor hem Beşiktaş nasıl bir 11 ile çıkacak hep birlikte inceleyelim daha doğrusu nasıl bir 11 ile çıkmalarını bekliyoruz bugün bu akşam saat 19'da oynanacak maç öncesinde önce hangisi geliyor? Evet Beşiktaş'ın 11'i geldi ilk olarak kalede Ersin'i bekliyoruz. Zaten Montero'nun olmadığını söylemiştik. Wellington, Vida ikilisini savunmada bekliyoruz. Beklerde en sakala Rozier'i göreceğiz. Orta alanda Rozier, Laiç, Atiba yer alıyor. Kanatlarda Gezal ve Larin'i bekliyoruz. İleride de Abu Bakar var. Tabii Cenk Tosun yine bu maça da yetişemiyor. Serdar Sarıdağ. Yani muhtemelen böyle bir kadro çıkacak. Yani savunmayı zaten çok değiştirmeyi düşünmüyordu. Çünkü Rıdvan da Sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncu. Ee, o nedenle ha zemin şartlarına baktığın zaman en sakala gibi fizik gücü daha yüksek bir ismi de tercih etmiş olabilir e, Sergen Hoca. E, burada tabii Gezal e, iyileşmiş olmasına rağmen son maçta oynatılmadı. Biraz daha dinlensin. Biraz daha e, antrenmanlarda e, kendini geliştirsin anlamında. E, bu maça saklandı ve bu maçta Gezal için e, ideal bir maç. Hem de Beşiktaş için Böylesine önemli bir krampon ee, ilk 11'de olması tabii ki büyük bir avantaj. Yani o Abu Bakar'ların Gezal üçlüsü e, sezonun o milli aradan sonraki sürecinde çok iyi bir üçlü olmuştu. Ee, i̇deal bir kadro. Yani benim de beklediğim kadro bu. Evet. E, sen ne düşünüyorsun Volkan? Ya Beşiktaş kadrosunu e, az önce değerlendirdiğim gibi aynı şey, e, değerlendirebilirim. Şaşırtmıyor zaten. Yani aşağı yukarı zaten işte belki en sakalı Rıdvan Hani sezonun devamında bir değişiklik olur. Onun dışında e, işte Laich, Mensah performansa göre ufak değişiklik olarak değerlendirilir. Onun dışında çok fazla oynanmıyor zaten kadro üzerinde. herhangi bir sakatlık ve ceza olmadığı sürece. Arada bir Necip giriyor boşlukları neresi boşsa neresi oraya. Neresi boşsa oraya. Birisi oynar nasılsa <laughs> mantığıyla Sergen Yalçın'a. <laughs> Aynen öyle. E, Necip'in dahil olduğu bir kadro. E, Malatyaspor'da e... Malatya da muhtemeli geldi. Ted dışında iki tane daha az önce söyledim. Yani hem Adem hem Umut hava toplarında etkili iki tane oyuncu. Orada e, Rozya ve e, Sakala'ya karşı bir üstünlük kurmaya çalışacaklar muhtemelen. E, oyunu Beşiktaş sahasına yıkma adına böyle bir taktik deneyebilir. E, uzun boylu veya kafa toplarında. Adem çok uzun boylu değil ama kafa toplarında etkili bir oyuncu. E, yani Malatya Yeni Malatya hep büyük takımlara karşı iyi performanslar gösterdi. E, bu maçta da Beşiktaş açısından kolay bir maç olacağını söylemiyorum. Ama Beşiktaş'ın daha önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray ve Fenerbahçe'ye oranla daha oturmuş bir düzeni olduğu için e, bizim de 11'ini kolayca konuşabildiğimiz, ya zaten maksimum 1-2 kişi değişir diyebildiğimiz bir takım olduğu için Beşiktaş'ın e, bir de olsa favori olduğu bir maç diyebilirim. Ve tabii ki zirve yarışı açısından çok önemli bir maç. Yani e, buralarda hata yaparsanız işte o Final maçları dediğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına kredi kaybederek çıkıyor oluyorsunuz ki bu da size maç stratejilerini değiştirmek zorunluluğu getiriyor. Beşiktaş minimum puan kaybıyla kalan maçları tamamlayarak bu büyük maçlara çıkmayı hedefleyecektir. İşte Fenerbahçe maçı zannediyorum 3 hafta 3 hafta gibi bir süre var, 1 ay gibi bir süre var. Oraya kadar hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın puan kaybı yaşamadan gelmeyi hedeflediğini söyleyebiliriz. Yeni Malatyaspor'da kadro ekrana gelirse eğer, e, evet. şunu söyleyebilirim. Yani Ertaç, Hafez, Hadebe, Volas, Şabek tamam. E, Malan, Adem Mustafa ileri üçlü. En ileride Tette. Sanki e, savunmanın önünde Zeki Yavru olabilir. 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 Hatta son gelen bir bilgi bu. Umut herhalde ilk 11'de olmama ihtimali olabilir. yüksek. <laughs> ee, hani Umut'ta bir sakatlık var mı yok mu bilmiyorum ama yoksa herhalde hamle oyuncusu olarak Umut'u değerlendirebilir diye düşünüyorum. Malatya Spor'un kadrosunda öyle bir değişiklik Evet yani şu kadroya itiraz edebileceğim tek şey e, Zeki Yavru. Şimdi izleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Yıldız Malatya Spor'un stadı ne durumda demiş. Sen programın başında söylemiştin Gelen ekranları bir bilgi yeni açan toparlanıyor. için. Söyleyelim. Başka yerden gelen bir bilgi de yok. Eskisi gibi yani öyle çok toparlanmış gibi gözükmüyor. Bir o ce cevap diğerini götürdü o zaman. Yani şu yani. kadro e, istihbaratını aldığım yerden e, zeminle ilgili de çok da iyi gözükmüyor gibi bir bilgi geldi. Artık yarın göreceğiz zemini. Oynarken oyuncular görecek Kesinlikle. artık ve iş işten geçmiş olacak. İyi olup olmadığını oyuncular karar verecek zeminin iyi olup olmadığına. Peki ama zemine fazla girmeyelim. <laughs> zemine girersek iş çimlerde uzanmaya <laughs> kadar çıkıyor. Peki Beşiktaş'ın 11'inde başka bir sürpriz beklemiyor musunuz? Yani e, en azından küçük Olursa, hani Laiç, Adem Laiç, Mensa. Mensa belki ama bence, e, iyi giden bir Adem Laiç, hele Gezal'la iyi anlaşabilen e, bir Adem Laiç'i ben de ilk 11'de oynatır. Yani çok fazla bir sürpriz olacağını zannetmiyorum. O değişiklik olursa da zemin dolayısıyla olur. Zemin dolayısıyla bir Belk. değişiklik yaparsak. Belki yani yaparsa. fiziksel olarak daha ayakta kalan bir oyuncu gibi değerlendirip mensalı tercih edebilir Ama ben de son haftalardaki toparlanmış görüntüsüyle Adem'in evet. her daim Beşiktaş 11'inde olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Şimdi çok izleyicimiz yazmış. Ersin'in durumu ne, sakatlığı mı var, Utku mu oynayacak diye. Öyle bir bilgi var mı sende evet. Serdar? Herhangi bir problem savunma yok Savunma değişmiyor diye duydum ben de. Kale ve savunma aynı. Kale savunma aynı diyorsun. Evet şu anda bizim muhtemel 11'imiz üzerinden e, konuklarımız da özellikle Beşiktaş'ın 11'i üzerinden benzer olduğunu söylediler. Şimdi e, diğer sorularla devam edeceğim. E, oyuncu kıyaslamasını çok seviyor biliyorsunuz izleyiciler. E, şimdi de gez alma Feguli mi Volkan abi diye bir soru gelmiş. E, Tugay Bey'den sana. Şimdi kariyerlere bakarsak Fegoli. Ama bu sezonki performansa bakarsak Gezal. Yani ve de takım için önemine de bakarsak yine Gezzal derim. Çok yani, asist yaptı. Hem asist yani sadece kendi performans değil, başka oyuncuların da performansını yükseltmesi açısından e, Raşit Gezzal'ı bir adım öne koyarım ama e, söylüyorum. Yaptı asistler de asist değil yani başka bir şey. Aynen öyle. Yani kafasına çarptırıp attı. bazı golleri e, o açıdan Gezzal derim ama tabii ki Feguli Geçmişte hem İspanya hem Premier Lig'de önemli takımlarda forma giydi. Çok daha yaş olarak gezer zaten daha. Daha genç bir. Daha çok genç. daha dolu dolu bir kariyeri var. Şimdi Tiam'la ilgili bir soru gelmiş ama ben o sorudan önce bir VTR'ye gitmek istiyorum. En Tiam'la ilgili sen vardın yine programda yanlış hatırlamıyorsam. Tiam'ın Diyarbakır'da yardım yaptığı okul. bir okul vardı. Ee, Fenerbahçeli futbolcu o okulu ziyaret de etti bir görüntüleri izleyelim ardından konuşacağız Köydeki küçük çocuklardan oradaki yetişkinlere kadar herkes Fenerbahçeli olmuş Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için dua edenlerin sayısı artmış oldu böylelikle Tiam'ın yaptığı bu hayır sonrasında ve hepsi Mehmet Tiam'ı e, o okula bekliyor Eminim herhalde bu çağrıya kayıtsız kalmayacaktır e, Bu görüntüleri de izleyecektir Mehmet İham ve ee, bu onun yardımlarıyla güzelleşen okulu görecektir. Ya pandemi dolayısıyla biraz kısıtlama var tabii özellikle evet. futbolcular üzerinde çok daha ciddi var, bir evet. e, karantina ya da işte bir e, evde kalma durumu söz konusu. Hani onların e, aynı zamanda bir düzenli olarak kampa girip e, bir e, maç trafiğinin içerisinde olması bu seyahati biraz geciktirebilir belki yaz aylarına sarkabilir ama mutlaka Tian da e, oradaki çocukların sevincini onların gözündeki pır, pırıltıyı görmek için e, Diyarbakır'a gidecektir diye düşünüyorum. Çok güzel yani bunları hep söylüyoruz bizim futbolcularımız da bu arada hani Mamed Tiam e, bu anlamda yardımı çok seviyor kendi ülkesinde de bir vakfı var bu Vakıf aracılığıyla zaten bu yardımları gerçekleştiriyor ama bizim futbolcularımız da gösteren oluyor göstermeyen oluyor. E, ben şahsen biliyorum ki e, Türk oyuncular da bu konularda çok hassas hem işte çocuk okutma konusu hem işte böyle ihtiyacı olanlara yardım konusu. bu açıdan gerçekten güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yani toplumsal dayanışmayı, toplumsal yardım, yardımlaşmayı her bireyimizde yaşadığımız bir ülkedeyiz. Bu açıdan da mutluyum açıkçası bu ülkede böyle bir bilinç olmasından. Mehmet Tiem onlara Mehmet diyem gibi geliyordur. Zaten <laughs> hızlı söylerken bazen Mehmet diyem gibi geliyor. Hakikaten çok böyle içimizden biri gibi geldi bana. Sevgili muhabir kardeşimiz Sinan Yılmaz'a da teşekkür ederiz. Öyle görüntüleri getirdiler. Çok güzel görüntüler. Kameralar arkadaşımıza da teşekkürler. ben böyle görüntüleri çok seviyorum. Okullara, öğrencilere, işte kırtasiye malzemesi, işte okul yapımında ne kadar kimin gücü yetiyorsa keşke herkes yardım edebilse. Çok okullar var böyle. Bir dönem işte pandemi öncesi Beşiktaş'ı takip ettiğimizde hep giderdik. Gittiğimiz deplasmanlarda mutlaka tribün grupları bir okula, kütüphane olsun, inşaat malzemesi olsun. İşçi yardımı. Evet Fenerbahçe'de de oluyor Galatasaray'da da oluyor. Hepsinde oluyor. Yani hiç kulübü ayırmıyoruz. Kimlerin emeği geçiyorsa Allah razı olsun diyelim. Gerçekten çok çok önemli.